Türkiye'de internet nasıl diye sorduğunuzda kullanıcıların bazıları oldukça iyi derken bazıları da berbat diyor. Ortası yok. Bunun sorumluları kim diye sorarsanız yer kanalında birçok video var. Say say bitmiyor. Fakat son olay bir umut ışığı yaktı. BTK vaat ettiği hızları tutturamayan Vodafone'a ceza kesti. Nasıl yani vaat edilen hızların tutturulması mı lazımdı diye şaşırmış olabilirsiniz. Haklısınız fakat o vaat edilen hız pek de sizin bildiğiniz vaat edilen hız değil. Türkiye'de iki farklı paket satış şekli var. Bir tanesi e kadar, diğeri de fiber neyse o paketi. E kadarı biliyoruz işte. Eğer gökteki bütün yıldızlar birleşip dünya güneşin değil güneş dünyanın etrafında dönmeye başlarsa işte o vaat edilen hızı alabiliyorsunuz. Ve e kadar paketi kullanıyorsanız siz bizden değilsiniz. Videonun konusu sizinle ilgili değil. Fakat fiber altyapı üzerine neyse o paketlerden bir tanesini kullanıyorsanız aha işte bu video sizinle ilgili. Çünkü operatör size vaat ettiği hızın en az %75'ini sağlayabiliyor olmalı. 100 megabitlik bir paket mi aldınız? En az hızınız 75 megabit olmalı. 50 megabitlik paket mi? 37,5. Evet o buçuğu dahil size verilebiliyor olmalı. Ara sıra da olsa da size vaat edilen hızın %75'inin de aşağısında değerler elde ediyorsanız işte bunları belgelediğiniz takdirde sözleşmeyi herhangi bir bedel ödemeden feshetme hakkınız doğuyor. Ha bu arada BTK'nın Vodafone'a hizmet kalitesizliği nedeniyle kestiği cezanın toplamı da 174 bin lira. <laughs> Daha fazla beklediniz değil mi ama burası Türkiye. Vodafone'un yerinde olsam elimin kiri bu bedeli öder geçerim. Yatırım yapıp hizmet kalitesini arttırmaya yönelmem ki. Aslına bakarsanız verilere şöyle bir baktığımızda Vodafone da bizimle aynı kafada. Kemalettin Bulamacı'nın BT dünyasına yaptığı haberde BTK'nın yayınladığı resim veriler oldukça güzel bir şekilde derlenmişler ve operatörlerin son 5 yıl içerisinde cirolarına oranla ne kadar yatırım yaptıkları bizlere gösterilmiş. Turkcell %24'lük yatırım oranıyla 1. sırada yer alıyor. 2. sırada %19'luk yatırım oranıyla Türk Telekom'u görüyoruz. 3. sırada da açık ara geriden Vodafone geliyor. Sadece cirosunun %9'unu ayırmış 5 yılda. Hani dedim ya cezayı mı öder yatırım mı yapar diye. Ceza o kadar az ki cezayı ödemek, kalitesiz hizmet verme konusunda firmaları teşvik ediyor gibi görünüyor. Aynı zamanda tabii ki Türk Telekom'dan daha fazla yatırım yapmasını, burada birinci olmasını beklerdik ama konumuz o değil. Onu da başka bir videoda anlatırım sizlere. Peki alternatif operatörler sürekli olarak önlerinin kesildiğini, yatırım yapmak istediklerini ama bir şekilde engellendiklerini söylüyorlar. Bakın alternatif operatörlerin 70 tanesini topluyorsunuz, bir tane Türk Telekom yapmıyor. Ha Vodafone'u geçiyorlar ama hala bir tane Türk Telekom yapmıyorlar cirolarına göre yaptıkları yatırım alternatif operatörlerin oldukça düşük seviyede geriden geliyor. Ha, yatırım yapmalar engelleniyor mudur? Yoksa bu beyefendiler ağlayıp ağlayıp yatırım yapmıyor mudur? Bilemem ama 70 tanesini topladığınızda bir Türk Telekom etmemeleri de oldukça düşündürücü. Bu arada alternatif operatör demişken BTK alternatif operatörlerden Milen'i komodu uyardı. Eğer böyle devam edersen senin de sonun Vodafone gibi olabilir dedi. Nasıl devam ederse mi? Aslında bunu Enis Kirazoğlu'na sorabiliriz. Son birkaç haftadır Twitter üzerinden veryansın yapıyor. Ama sonu çözülebilmiş gibi değil. Umarız hızlı bir şekilde sonu çözülür. Çünkü fiber altyapı kullanıyor ve bu hızlar hiç normal değil. Bu arada Vodafone'a kesilen ceza düşük hızdan dolayı kesilmemiş. Normalde eğer operatör size fiber üzerinden vadettiği hızın %75'ini sağlayamıyorsa Bedelsiz feshetme hakkı doğuyor kullanıcı için. Kullanıcılar bedelsiz feshetmek istemişler internetlerini ama Vodafone onlardan bedel istemiş. İşte şikayet üzerinde BTK inceleme başlatmış ve sen haksız yere kullanıcıdan para talep etmişsin diye cezayı kesmiş. Yani aslında düşük hızdan dolayı kesilseydi belki daha mutlu olabilirdik ama ortada mağdur edilmiş kullanıcılar var. Mağduriyetlerinin giderilmesi de oldukça hoş. Ne zaman mı şikayet edilmiş? 2019 yılında. Ne zaman mı ceza kesilmiş? 2021 yılında. <laughs> evet, evet birazcık gecikmiş ama olsun geç gelen adalette, hiç gelmeyen adaletten her zaman için iyidir bu ülkede. Yani kural var, kanun var, denetleyen bir kurum var ve mağdurlar var. Fakat mağdurlar şikayette bulunduklarında cevap 2 sene sonra geliyor ve 174 bin lira gibi herhangi bir caydırıcılığı olmayan bir ceza kesiliyor. Bu arada mağdurlar bedelleri geri alabildiler mi bilmiyoruz tabii ki. Eğer siz de mağdurlardan biriyseniz ve Bedellerle ilgili bir sıkıntı varsa yorumlar kısmında lütfen benimle paylaşın. Kısacası Türkiye'de internet bildiğiniz gibi devam ediyor. Ne yazık ki berbat servis alanlar berbat servis almaya devam ediyorlar. İyi servis alanlar da şükredip duruyorlar. Türkiye'deki internet sorununu çözmemiz lazım. Gençlerin ileriye gidebilmesi, şu anki teknolojiyi yakalayabilmemiz, içerik üretimli hale gelmemiz için... Türkiye'deki altyapı sıkıntılarının çözülmesi, yatırımla ilgili sorunların giderilmesi, yatırım yapmayanlarına teşvik edilmesi gerekiyor. Bakın 70 tane alternatif operatör bir Türk Telekom kadar 5 yıllı cirolarından yatırıma pay ayıramamışlar. Yani kazanıyorlar ama o kadar pay ayırmak istemiyorlar. Nedenleriyle araştırmamız gerekiyor bunu. İnternet bu ülkenin geleceğiyle ilgili stratejik değere sahip bir konu ve ne yazık ki gerekli ilginin gösterilmediğini, altyapıya gerektiği kadar yatırımın yapılmadığını düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Eğer bu videoların sesiniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olarak bana destek verin. Yorumlarınızla bu konuyu zenginleştirin. Arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızı sağlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.